Padişahlık seçimli olmaz. Hepinizi ben bir araya getirdim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Ziya kardeş iyi bir gemiciydi. Ama bütün denizi Karadeniz'di. Okyanusları bilmezdi. Hüsrev ağaydı. Sözünün hükmü marabalarına geçerdi. Yanımdaki kılıç büyük bir kabadayı olurdu. Ama cezaevinde çürürdü. Testere Necmi. Ben onu tanıdığımda menfaatsiz adam öldüren bir katildi. Hala da öyle. Nizamettin iyi bir ceza avukatı olurdu. Bir evi, bir de güzel bürosu olurdu. Samuel, babası zengindi. O da olsa olsa tefeci olurdu. Tombalacı Mehmet'i ben Ester'le evlendirmeseydim, bir Luna Parkı olur muydu? Samuel Vanum, borsa manipülasyonları ve dış ilişkilerden sorumlu. Konseyin legal tarafı biziz. Ama en acımasız tarafı da biziz. Diğerleri baktığınızda bireyleri etkiler. Ama bizim aldığımız kararlar toplumu etkiler. Ama bizim asıl işimiz gerçek iktidar sahipleriyle, devleti, hükümeti, toplumu etkileyen baskı grupları vardır. O baskı grupları bizzat biziz. Nasıl yani? Örneğin biz bir şey isteriz. Ankara bunu yapmakta zorlanır yahut gecikir. Anında Samuel devreye girer. Özellikle borsa yoluyla öyle manipülasyonlar yapar ki ekonominin beli kırılacak noktaya gelir. Ve Ankara isteklerimizi yerine getirir. Tabii ki faiziyle birlikte. 2001 krizinde olduğu gibi. Aynen öyle. Kendisi aramızda dış dengeleri en iyi bilendir. Samuel kardeşin gördüğü ülkeyi, tanıdığı insanı hiçbirimizin ömür hayatında görebilmesi, tanıması mümkün değildir. O bizi dünyayla birleştirecektir. Amerika her gün batağa saplanıyor. Çin bizim için yükselen yıldız. Canım, bizim gibi güneş hangi yıldıza dönecekse tabii o yükselecek. Bu İsrail'in de işine gelir. Bu koca Amerika'da bir avuç İsrail'de oyuncak oldu. Hı? Mesele avuç meselesi değil Ziya abi. Avucunda para olanların meselesi. Amerika'da en zengin 200 kişinin %40'ı Yahudidir. Gerek Demokrat Parti, gerekse Cumhuriyetçilere seçim öncesi en büyük parayı bunlar verir. Ve verdikleri paranın karşılığını da Amerika'yı yöneterek alırlar. Bizim bir atasözümüz var. Para ürkek bakire gibidir. İlk tıkırtıda bozulur. Bu öldürmelerin en büyük yaygarası finans çevrelerinde koptu. Herkes tedirgin. Kan bize de sıçrar mı diye. Tuncay sizce yeterince güç kaybetmedi mi? Şahsi sıkıntılar çektiği olmuştur. Ama benim için iş yaptırabilen adam güç kaybetmemiştir. Benim görüşüm Suriye tankla topla değil, diplomatik sopayla adam edilecek. Ruslar Çeçenistan'da Müslümanlarla savaşıyor. Müslüman Afganistan'ı yıllarca işgal ettiler. Şimdi de bize karşı Müslümanlarla mı ittifaklık ediyorlar? Mesele Müslüman-Rus meselesi değil Nizamettin. Dün yoksul kitlelerin umudu Marksizm'di, bugünse İslam. Dün Mao'ya, Che'ye hayrandılar, bugün Laden'e, El-Kaide'ye. Efendim, yukarıdakiler bastırıyor. Gürcistan'daki ayaklanmalar için teşekkür ediyorlar. Ama Acaristan'ın Rusya ile sıkı fıkı olmasından çok rahatsızlar. Biliyorum. Osetya ve Abhazya da Ruslara yakınlaşmıştı. Bunlar da onlara katılmak istiyor. Bu Putin'e biz deli diyoruz ama onlar büyük adam, daha iyi insan dedikleri deli Petro'ya benzetiyorlar. Rusya'yı yine eski günlerine döndürecek. Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından savaş Balkanlar'da başladı, Orta Doğu'ya sıçradı. Yakında Kafkaslar daha da kana bulanacak. Bu Rusya Kafkas petrollerini kimseye yedirmez. Beyler, bizim toplantılarımız eskiden dünya ve Türkiye'nin dengelerini belirlemek üzere olurdu. Ancak son zamanlarda maalesef sadece kendi iç dengelerimiz üzerine toplanıyoruz. Sonuç, dengesizlik hala sürüyor. Dışarıdaki dengeleri göz ardı edemeyiz Mehmet Bey. Yine de karar sizin. Sağ ol Samuel.
Dışarıda yankıları ne Samoya? Fiyasko. Zararımız büyük. Dışarıda ne diyorlar Samuel? İçeridekileri sormuyor. Ruslar Türkiye'yi çökertti diyorlar maalesef. Baronlar için ülkeler yoktur. Dünya vardır. Şu anda baronlara ev sahipliği yapacak durumda değiliz. Birlik ve dirlik içinde değiliz. Olmamız gerektiği için buradayız. Bu birikime kaç yılda ulaştınız? Neredeyse Amerika'nın tarihiyle yaşıt. Ben, babam, babamın babası, babamın babasının babası ve onun babası. Artık olağanüstü hal içindeyiz beyler. Bir kriz söz konusu. Bugünlere gelmemizi sağlayan güç, krizleri lehimize çevirme gücümüzdür. Karşımızda kimler var? Devlet, Ruslar, daha fazla büyümemizi istemeyecek Amerikalılar. Cepheyi genişlettik beyler. Küçülmeyi mi düşünüyorsunuz? Hayır. Küçültmelerini engelleyeceğiz. Önce içimizdeki birliği sağlayacağız, sonra gücümüze güç katacağız. Samuel, biz beceremezsek senin Aslan Akbey'i, yani amca Kodadlı Abbas Ustaoğlu'nu kimin ya da kimlerin öldürdüğünü öğrenmeni istiyorum. Araştırmalara başladım efendim. Abbas Ustaoğlu'nun öldürülme emrini kim verdi? Emir Ankara'dan geldi. Menşei Okyanus Ötesi. Neden bize bilgi verilmedi? Bilgi kimseye verilmedi ancak sizin güvenliğiniz için yapılmış bir operasyon diye biliyorum. Kurduğu örgüt deşifre edilmedi. Örgütün amacı sizi çökertmekti. Aslan'ın kalemi kırıldı. Bu ne? 1969 yılında Kıbrıs'a çekilmiş bir fotoğraf. Aslan Akbey. Kadın Akbey için çalışan Aslen Kıbrıslı Sabahat Melikzade. Diğeri ise Mehmet Karahanlı. Abbas Ustaoğlu'nu Palakod adlı taşeron öldürmüş. İşi ihale eden kim? Halil İbrahim Kapar'ı cezaevinden kaçırıp öldürmeye çalışan grup. Ruslar. Aynı taşeron, aynı ekip. Aslan'la çatışmalarının kökeni ne Rusların? Biziz. Nasıl yani? Ölümünden sonra da işi bizim üstümüze yıkmaya çalıştılar. Rusların maksadı ortalığı karıştırmak. Abbas Ustaoğlu ve anlayışının Büyük Orta Doğu projesine karşı olduğu biliniyor. Amaçları onu ortadan kaldırarak ihaleyi bizim üstümüze bırakmak ve bir kaos yaratmaktı. Kısmen de başarılı oldular. Hüsrava'nın akrabası varmış Kirve diye. İyi tanırım. Kimdir bu Kirve? Ankara'da. Nüfuslu bir adamdır. Gölgesi ağırdır. Her yerde sözünü dinletir. Anlayacağın Hüsrev'in ağa olmasının fermanı Kirve'dir. Kirve olduğu için Hüsrev'in malı aranmazdı, bulunmazdı, durdurulmazdı. Hayırdır? Palayı İstanbul'a Kirve yollamış. Kirve İstanbul'da iş yapmazdı. Buradaki işlerini Hüsrev'e yaptırırdı. Bu defa öyle olmamış. Tehlikeli adamdır Kirve. Karahanlı'nın da beni kaçırtmasının asıl sebebi Kirve'dir. Karşısında durabilecek tek beni görür. Kirve Rusların tarafında mı? Kirve kimseden taraf olmaz. İşine giriyorsa onları kendi tarafına çeker. Büyük Orta Doğu projesi büyük Amerikan düşmanlığı doğuruyor. Felluce, Filistin, Arafat. Rusların ekmeğine yağ sürüyor. Beni Orta Doğu'nun en büyük baronu ilan edenler bugün sınırların nerede başlayıp nerede bitmesi gerektiğini bana sormuyorlar. Sınırlar parayla, güçle, kanla çizilir. Ancak ne parayla, ne güçle, ne kanla korunur. İşbirliğiyle korunur. Eski işbirliğimizi koruyamadığımız kanaatindeyim. Sıkıntılarınızı iletirim. Gerek yok Samuel. Ben her gün iletiyorum. Palayı öldürmeden önce sorguladım. İki önemli bilgi verdi. Aslan Akbey'i öldürme emrini Kirve'den aldığını söyledi.
Onun adamı oldukları biliniyordu zaten. Asıl önemli husus da şu. İlk hedefleri Aslan Akbey değilmiş. Önemli bir iş adamını öldürmek üzere İstanbul'a yola çıkmışlar. Daha sonra plan değişmiş. Aslan Akbey işi Palalar'a ihale edilip iş adamı suikasti ikinci bir ekibe verilmiş. İş adamının Sayın Karahanlı olduğundan mı şüpheleniyorsun? Aslan Akbey'in en son görüldüğü yer sizin yanınız. Aslan Akbey'in ölüm haberini benim yanımda aldınız. Parçaları birleştirince puzzle'dan bu resim çıkıyor. Polat, önemli bir bilgiye ulaşmış. Pala, Kirve'nin kendilerini büyük bir iş adamına suikast için hazırladığını, son anda karar değiştirip Aslan'ın üstüne yolladığını söylemiş. Kirve, iş adamı için ikinci ekip çıkarmış. İş adamı kim Kılıç? Bir isim, emare, tanım yok. Samuel, Aslan'ın öldürülme emrini Rusların verdiğini söylemişti. Demek ki Kirve Ruslarla anlaşmış. Sayın Karahanlı'nın kabuğuna çekilmesini hiç doğru bulmuyorum. Ortaya bir zafiyet tablosu çıkıyor. Muhakkak vardır bir plan. Olması lazım. Ama acaba yanlış mı yönlendiriliyor çevresince? Karahanlı'nın en büyük dehası çevresinden maksimum faydalanma gücüdür. Güce dair iz nereden Nizamettin? Kaç zamandır güç kaybediyoruz. Bunun bir bedeli yok mu? Çevresinden etkilenen adamlar çevresini haklı yahut haksız çıkarır. Suçu asla üstlerine almazlar. Ve haklıyı haksızı kendi tayin eder neticede. Dışarıda da bunlar tartışılıyor. Ve Sayın Karahanlı açıkçası hiç olumlu puanlar almıyor. Nerede? Ne oldu? Tuzağa düşürüldük. Allah kahretsin. Evden gitmeden bu kızın atılmasını istedim. Tanrım, neler oluyor? Birisi bize tuzak kurmuş. Feraye'yi kim vurdu? Bu ev dinleniyor. Bu kim? Feraye. Hangi Feraye? Gerçek Feraye. Buraya gelmesi gereken Feraye. Nasıl olur? Hamdi Efendi'nin ve gerçek Feraye'nin annesinin anlattıkları doğru. Kadın Hamdi Efendi'yi aramış. Hamdi Efendi de kızı yanına almak üzere çağırmış. Kız annesiyle vedalaşmış. Aldığı adrese gitmek üzere yola çıkmış. İstanbul'a varmış. Düzce ile İstanbul arasında kızı alıkoyacakları bir yer yok. Belli ki haremde biri karşılamış. Kıza Hamdi'nin yolladığını söylemiş. Kız arabaya binmiş ve yok olmuş. Belli ki hizmetçi arayışı sırasında burası dinleniyordu. Hamdi Efendi'nin adı geçince onu da dinlemeye almışlar. Gerçek Feraye'nin annesi telefon açınca apar topar sahte Feraye'yi hazırladılar. Çünkü kız Safiye Hanım sorduğunda ailesiyle ilgili yanlış bilgiler verdi. Risk aldı. Sonra Hamdi Efendi'nin yanına gerçeği değil sahtesi yerleştirildi. Hamdi amca, ben Feraye. Oo, hoş geldin kızım. Büyük ihtimalle suikast planladıkları zamandan sonrasına ertelendi. Bu ertelenmeden ötürü annesi Hamdi Efendi'ye ulaşamasın diye Hamdi Efendi'yi de öldürdüler.
Mükemmel bir plan. Hesap edemedikleri tek şey eşinizin rüyası. Bu Kirve'nin ikinci ekibi. Demek bize suikast yapacaklarmış. Büyük iş adamı sendin. Polat şüphesinde haklı çıktı. Kirve mi? Değil. Kim? Hiç kimse. Ne demek hiç kimse? Bu öyle bir suikast girişimi ki bunun ardında kim olduğunu bulmak mümkün değil. Eğer amacına ulaşsaydı, yani ölseydiniz, çok kolay çözebilirdik. Ama şu anda mümkün değil. Kirve? Kirve'nin ikinci ekibi? Bence değil. Kirve'nin ekibi palalar gibi adam öldürmek üzere tutulmuş infazcılar olabilir ancak. Onlar sistem kuramazlar. Sadece adam öldürebilirler. Kimse değil diyorsun ama birisi Ferai ya da adı her kimse bu eve silah ve susturucuyla soktu. Bu hiç kimse değiller. Kim? İstihbarat örgütleri. En azından bir ipucu olsa. Eminim ki Ferai adını alan kız yurt dışından geldi. Türk değil. Çok iyi Türkçe öğretilmiş ve eğitilmiş bir ajan. Türkiye'ye girişinden itibaren kız size suikast emrini alana kadar Türk çöpçüler tarafından korunmuş. Başka türlü silah alacağı kişilere temas edemezdi. Kız yurt dışından geldiği için, kayıtlarda ismi ya da cismi olmayacağı için, çünkü sizin için paketinden yeni açılmış sıfır birisini kullanmama şansları yok, hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Yani ipucu yok, delil yok. Kız ölmemiş olsa, sorgulasak da ulaşacağımız bir şey yok. Her şey şifreli. Benim size sunabileceğim yegane teklif, sizin yaşama şansınızı arttırmak. Nasıl? Hangi yolla? Bunun için de yegane yol var kanaatimce. Olağanüstü durumu ilan etmek. Sizin ölme ihtimaliniz olağanüstü şartlar getireceği gibi bunun da olağanüstü kuralları olacaktır. Buna dayanabildiğimiz oranda muhakkak iç disiplini sağladığımız gibi dışarıdakilere de açık verme imkanı yaratmış olacağız. Senin tezin aslında beni öldürmek isteyenlerin çok yakınımdakiler bile olabileceğini hazırlamak. Bunu kaldırabilmek çok güç. Nereye gidiyorsunuz? Konsey toplantısı var. Asıl o iptal. Bu mümkün değil. Katılmadığım bir tek konsey toplantısı yok. Olamaz da. Bence de olamaz. İptal edin. O kadar da değil Polat. Onlar bizim kardeşimiz. Testere Necmi'yi ben öldürdüm. Sizin kardeşinizdi. Size ihanet etmişti. Ben konsey toplantısına gitmeyeceğim. Kılıç iptal edildiğini söyleyecek. Ve göreceğiz. Sadece bekleyeceğiz ve göreceğiz. Geciktiniz Kılıç. Sayın Karahanlı nerede? Sayın Karahanlı'nın toplantıya katılamayacağını ve toplantıyı iptal ettiğini bildirmek için buradayım. Hayırdır? Gerekçesini daha sonra kendisi bizzat açıklayacak. Önemli konular vardı. Sayın Karahanlı'nın kararı bu. Toplantı iptal. Efendim. Sayın Van Unu geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Gece rüyamda emmiyi gördüm. Hayırdır inşallah. Sabah uyanınca da bir hadis aklıma geldi. Sene 88. Emmi'yi adliye çıkışı kursunlamışlar. Ben derdimden delilenmişim. Kim yaptı bu kahpeliği diye. Rahmetli gözlerini açtı. Bir haber var mı Seyfo? Kimin işi belli değil emmi. Kahpelik gizli yapılır. Gizli kalmaz Seyfo. Niye emmi? Kahpeliği nasıl yapmış diye görmeye gelir de ondan yeğenim. Kahpe adam duramaz. Akbaba gibi. Yaralının üstüne döner durur. Kim bu akbaba emmi? İlk geçmiş olsuna kim geldiyse o. Kahpe deve. Ama bir ziyaretine gitmek lazım. Sakın ilk giden biz olmayalım. Olursak da üstümüze kalır. Ne güzel. Kuştan korkan darı ekmez. He? Nasılsa yapmasak da yaptı derler. Derler. Abi nasılsın? İyiyim çakırım. Geçmiş olsuna geldik. Eyvallah abi biz de. Mehmet abiyle kapıda rastlaştık. Sağ olsun.
İlk gelen o oldu. Müsaadenizle. Görüşmeniz uygun değil efendim. Bunu Samuel'e açıklayamam Polat. Ben açıklarım efendim. Müsaadenizle. Sayın Karahanlı adına buradayım. Polat Alemdar. Buyurun. Sizi dinliyorum. Benim sizinle görüşecek bir şeyim yok. Sayın Karahanlı ile görüşmek istiyorum. Sayın Karahanlı özel bir durumdan ötürü benimle konuşmanız uygun buldu. Konuşursunuz yahut konuşmazsınız. Ben konsey üyesiyim. Muhatabım Sayın Karahanlı'dır. Polat Alemdar zor günlerimizde bizim yanımızda. Sizin özellikle tanışmanızı istedim. Bir sıkıntı olduğu düşüncesiyle bizzat sizi görmek istedim. Evimin içine kadar girdiler Samuel. Bunu Ruslardan başkası yapamaz Sayın Karahanlı. Bunu şimdilik bilemeyiz Samuel. Ağızkalı belki bu suikasti istihbarat birimlerinden birine sipariş etmiş olabilir. İşin içinde KGB de olabilir. Ama neticede bu konuyla ilgili belirsiz olan bir şey yok. Ruslar bizim düşmanımız. Ve baronumuzu öldürüp bizi parçalamak istiyorlar. Biz de sizin tercih ettiğiniz yöntem nedeniyle onlara sessiz kalarak fırsat tanıyoruz. Sessiz kaldığımı mı düşünüyorsun Samuel? Toplantıya gelmediniz. Benimle görüşmek istemediniz. Polat Alemdar'ı görevlendirdiğinizi söylediniz. Ben Polat Alemdar'ı İbrahim Ağızkalı'yı öldürmek üzere görevlendirmenizi beklerdim. Bütün şaşkınlığımın nedeni bu. Aceleci buluyorum yaklaşımını. Ama beni sevdiğinden emin olduğum için doğal bir refleks olarak değerlendirip bu aceleciliği mazur görüyorum. Senin gibi ince diplomasiye inanan birinin hesapsızca düşmana saldırmak istemesini göz ardı etmeyeceğim. Size bunları anlatmamın nedeni, hayatımdaki en büyük sırrı vermemin nedeni, 30 yılı aşkın sürede kurduğumuz sistemin bekası içindir. Benim oğlumun kimliği, bizlerin içinde bulunduğu konseyin yumuşak karnıdır. Bunun şahsi tarafından çok, bize yapılmış bir komplo olduğunu düşünüyorum. Özellikle Doğu Eşrefoğlu'nun size açıklaması veçiyle. Samuel, Mossad'ın içinde şahsi olarak güvenebileceğin birileri var mı? Var. Özellikle Aslan hakkında özel dosya istiyorum. Lübnan'daki bombalamadan sonraki seyri bilhassa. Tabii ki. 1 Mart tezkeresinin üzerinden 2 yıl geçti. İstedik ki kardeşimiz bütün gücüyle özgürleştirme stratejisine destek versin. Konuyu ikinci kez meclise getirsin. Hükümet üzerinde baskı yapsın. Ama siz hiç adım atmadığınız gibi binlerce kardeşimizin yaşadığı büyük dostumuz Amerika'ya karşı oluşturulan nefret cephesini bile dağıtamadınız. Siz bize inanmadınız. Biz bize inanan kardeşlerimizle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bilirim ki alın yazın değişmeyecek. Bunu bu kutsal mabede girerken hepimiz çok iyi öğrendik. Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Büyük Orta Doğu projesine inancımı, bu konuda çalışma yapıp yapmadığımı tartışacak değil. Benim sizden, seçilmiş evlatlardan bir tek ricam var. Beni tamamen aforoz etmeyin. Size layık olduğumu ispatlamak için bana bir şans daha verin. Siz bana her şeyi verdiniz. Ama sahip olamadığım tek bir şey var. Bana sadece bir tek gün verin. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde al. Merhamet edin efendim. Thank you.
Auferte malum, ex vobis. Burada, bu toplantıda Mehmet Karahanlı'nın tanıdığı biri olma ihtimali var mı? Konseyden, çevrenizden. Kimi kastediyorsun? Samuel Vanunu'nun baron adayı olacağını tahmin ediyor muydun? Hayır. Samuel bu işin içinde olabilir mi? Herkes olabilir, hiç kimse olmayabilir. Samuel neden olsun ki? Karahanlı'yla hiçbir çıkar çatışması yoktu. Ama Karahanlı öldü, Samuel yaşıyor. Dengeler değişti. Ben Karahanlı'yı hep uyarmaya çalıştım. Rahatsızlık var dedim. Beni dinlemedi. İplikçi, ben baronluğa aday olacağım. Sen de beni destekleyeceksin. Uluslararası dengeleri bilen bir tek benim. Para da sende. Diğerleri de yok olmamak için bizi destekleyeceklerdir. Bizlere ne zaman padişahlık vermişler ki Samuel kuzum? Biz çok padişah tahta çıkardık. Tahttan indirdik. Artık sıra bizim. Seçileceğini söylemiştin Samuel. Seçileceğim. Bu işler kolaylıkla neticelenmez. Ama muhakkak seçileceğim. Samuel, korkuyorum. Neden korkuyorsun? Mehmet Karahanlı'nın ölümünden sonra acaba her şeyi bırakıp gitsek mi diye düşünüyorum. Ben buralara gelmek için kaç yıldır mücadele ediyorum biliyor musun sen Sara? Gördüğüm bu tablo beni üzüyor. Sayın Karahanlı gibi bir liderin kaybı üstüne güç birliği yapacağımıza, taht kavgasının içinde kendimizi bulmak sadece düşmanlarımızın isteyeceği bir şeydir. Ben dostlarımızı sevindirmek ve düşmanlarımızı yok etmek için, bu zor günde birleşmek için adaylığımı açıklıyorum. Ah! En büyük şansın kasetin benim elime geçmesi. Siz mi adamı tuttunuz Ziya Bey? Ben namussuzluğa izin vermem Samuel. Bu yaptığınız bizzat namussuzluk. Adaylıktan çekilmem için karımı bir adamla bir yatağa sokup kaydedip ondan sonra da şantaj yapıyorsunuz. Ben mi senin karını yatağa soktum? Bana bak Sami. Kendini baronluğa layık görüyorsun. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Bütün dünyaya hükmettiğini düşünüyorsun. Evinin içinde ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen kim, baron olmak kim? Bu kaseti hiçbir yerde yayınlayamazsın Ziya Bey. Buna gücün yetmez. Bütün sokaklara afiş yaptırırım Samuel. Benimle oyun oynama. Benden ne istiyorsun? Gelin konseyde baronluktan lehime çekildiğini söyleyeceksin. Baronluktan çekileceğim. Yaz Ziya'nın elinde kasedim var. Ne kasedi? Karım beni aldatıyormuş. Yaz Ziya, adaylıktan çekilmezsem kaseti sızdıracağını söylüyor. Bu kaset ne zamana ait? Bilmiyorum. Karahanlı'dan öncesine mi, sonrasına mı ait? Önce. Karahanlı öldükten sonra dışarı çıkmadı. Karahanlı ölmeden önce kimsenin baronluğa aday olacağını biliyordu. Ne bileyim. Belki de başka bir amaç için kaydettiler. Bunu Lazia yapmış olamaz. Ben bu kısmıyla ilgilenmiyorum Nizamettin. Bana şantaj yapıyor Lazia. Bu konsey yasasına aykırı. Bunu ispatlayamazsın. Ben burada öncelikle adaylıktan çekildiğimi açıklayarak konuşmama başlamak istiyorum. Böyle bir karar aldım çünkü kardeşlik yasalarının ihlal edildiği bir konseyin başkanlığına aday olmam. Ziya Yılmaz kardeşliğimize ihanet etmiştir. İhanet! Kadından olur Samuel! Yılmaz sana abilikten başka ne yapmış bugüne kadar he? Ziya Yılmaz adaylıktan lehine çekilmem için bana şantaj yapmış. Bu şantajla kutsal birlikteliğimize ihanet etmiştir.
Bu kasette dinleyeceğiniz konuşmalar dün gece Ziya Yılmaz'la benim aramda yaşandı. Herkesin dinlemesini rica ediyorum. Bu yaptığınız bizzat namussuzluk. Adaylıktan çekilmem için karımı bir adamla bir yatağa sokup kaydedip ondan sonra şantaj yapıyorsunuz. Ben mi senin karını yatağa soktum? Bana bak Sami, kendini baronluğa layık görüyorsun. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Bütün dünyaya hükmettiğini düşünüyorsun. Evinin içinde ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen kim baron olmak için? Bu kaseti hiçbir yerde yayınlayamazsın Ziya Bey. Buna gücün yetmez. Bütün sokaklara afiş yaptırırım Samuel. Benimle oyun oynama. Seni 7 kat yerin altına gömerim. Benden ne istiyorsun? Yarın konseyde baronluktan lehime çekildiğini söyleyeceksin. Ziya Yılmaz'ın konseyden ihracı için oylama talep ediyorum. Konsey yasamızın ihlalinin cezası olarak üyemiz Ziya Yılmaz'ın ihracı için oy birliği gerekmektedir. Ziya Yılmaz'ın ihracını isteyenler. Kusura bakma Ziya Bey. Ulan! Beyler Ziya'yı! Bu sirki başınıza yıkacağım! Betin'in kiracısı. Siz bulduktan sonra kimse bulamazsın. Ne oluyor ya? Sen var ya sen, yaktın kendini. Taksinin neden yandığına ilişkin polis yetkilileri bir açıklama yapmazken görgü tanıkları taksinin içinde yanarak ölen kişinin direksiyona kelepçelenmek suretiyle bağlandığını ve yanan araçtan çıkamadığını öne sürdüler. Her şeyi sen yaptın değil mi Samuel? Ne saçmalıyorsun sen? O zavallı fareyi konuşmaması için yaktın değil mi? Kendi karını nasıl başkasının koynuna sokarsın? Senden de kızından da iğreniyorum. Kendinden iğren. Sen tuttun onu. Sen bana yolladın. Sen kaydı aldırdın. Sen o kaseti başkalarına verdin ve bize oynadın. Evimden defol. Ferai'yi Samuel yollamış. Bu nasıl olur? Her şey ortaya çıktı. Kirve'yle en başından beri işbirliği içindeler. Ferai'de başarılı olmaları halinde sığınaktan Ferai'yi kaçıracaklardı. Sığınağı nereden biliyorlar? Burayı dinliyorlardı Kılıç. Kirve bu gece sizi öldürmek için ekip yollayacak. Yine sığınaktan geçecekler. Onların planına göre bu gece sen öleceksin, Nergis Safiye ölecek, Lazya ölecek. Samuel'i öldüreceğim. Hayır. O bizi gerçek katillere ulaştıracak. Karahanlı'nın katillerine, yani bu milleti sömürenleri sömürenlere ulaşmanın tek yolu var. En güçlü olmak. Beni konsey üyesi yaptılar. Düğmeye basmışlar. Başka birileri de başka bir yerlere basıyor. Bana Kirve'ye dikkat et demiştiniz ya. Neymiş planı? Samuel'le ortak hareket ediyorlar. Devletin bir kanadını da bu amaçla kullanıyorlar. Mithat, aslanım. Terbiyeyi Kirve'yle Samuel'le aynı yatağa girmeden öğrenecektin. Vanunu seni kullanıyor, anlamıyor musun? Herkesten bilgi aldığım kadar Samuel Vanun'dan da bilgi alıyorum. Hepsi bu kadar. Kirve de... ikisinin de üstünü çizdim. Sen yanlış atı oynadın. Kaybettin. Halayı da aynı ekip sürdü piyasaya. Şimdi Kılıcı,
ve dolayısıyla bizi Laz Ziya üzerinden tasfiye etmeye çalışıyorlar. Artık oyunu kuran sensin. Nasıl istiyorsan öyle kur, öyle oyna. Sirk senin. Cambaz onlar. Kirve beni tuzağa düşürdü. Hüseyin Ağa'nın ölümünden önce bu işlerin içindeydi. O adamları yolladı. Hüsrev'i ölüme sürükledi. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Arabada ağanın hediyeleri var. Uygun arkadaşlar, uygun bir mekana taşısınlar. Hadi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin Palak. Hoş bulduk. Aha. O hediye nereden geldi yeğen? Hediye senin mallarındır. Sahibine iade etmeye getirdin. Devleti mi soydunuz? Devlet malımızı yakacakmış. Ben yangından malı kaçırdım. Uyuşturucu sevminde ise sonuç daha da ilginç. Devletin operasyonla el koyduğu eroin devletin elinden çalınmış. Mallar bende Samuel. Hiç kıvranma. Bunu bugün duymak istemezdik Hüsrev Ağa. Bu işte itibarı da, parası da en çok batan benim. Sağ olsun dostlarımız, kalan itibarımıza hürmeten sehemin bana düşen payının iade olunmasını sağladılar. Konsey yeminini hatırlatırım Hüsrev Ağa. Çok şükür bunamadık. Her şeyi hatırlıyorum. Ben sırrı korudum. Sadece paylaşmadım. Uyuşturucular nasıl Hüsrev Ağa'ya iade edildi? Niye zorunuza gidiyor ki? En has adamınız işi berbat etti. Benim dostlarım zararımızın bir kısmını karşılamış çok mu? Çok istiyorsanız malların hepsini konseye hibe edeyim. Maksadını aşıyorsun Hüsrev Ağa. Seni baron yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. Kirveyi neden üstüne çekmek istiyorsun? Çok dışarıda kaldı. Neden Kirve'yle uzlaşmak istemiyorsun? Sen Hüsrev'in Kirve'nin dahli olmadan mı isyan bayrağını çektiğini zannediyorsun? Sonra geldi, bizi birbirimize düşürdü. Senle beni kopardıktan sonra Nesrin'i Ruslara sürükledi. Beni konseyden koparmış oldu. Ondan sonra güya konseyin başına geçmem için beni destekler gibi göründü. Samuel'in kasetini size Kirve mi verdi? Evet. Ondan sonra Samuel'le birlikte sesimi kaydettiler. Kaset benim konseyden atılmam için büyük tezgahtı. Amacı ne? Kirve her oluşuma hükmetmek ister. Samuel baron olamadıysa ne diye karısını başka biriyle yatağa soktu? Planı Karahanlı ölmeden önce kurdu. Karısıyla zamparasını ondan önce temas ettirdi. Planı mükemmeldi. Aynı gece herkesi temizleyecekti. Ama Laz Ziya'nın fevri davranmaması ve aklı her şeyi alt üst etti. Laz Ziya'yı hesaplayamadı desem orası muhakkak da, yine birileri adına hesap yapan Samuel'in bu hesapsızlığı yapmasını anlayamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi Polat? Bence bu işin içinde de onların parmağı var. Neden Samuel'in üstünü çizip benim koltuğa oturmamı sağladılar? Biz habere sunstus est... Genes habere sunstus est.
ders düzenlediklerinde hizmetçi kızla evimize ilk siz ziyarete gelmiştiniz. Onunla yakınlığınızı bildiğim için sizin başınızı ağrıttım. Estağfurullah. Est habere sunstus est. Nekenes habere sunstus est. Bu yazıyordu kartpostalda. Size daha önce böyle bir şey geldi mi? Ne kartpostalı? Gizli toplantılar için böyle bir şifre kullanıyor musunuz? Hiçbir fikrim yok Safiye Hanım. Latince bildiğinizi bilmiyordum. Cümlenin ne olduğunu sormadınız. Safiye Hanım, merak etmediğim için sormadım. Bir yakınınız olarak tavsiyem, siz de bunları daha fazla merak edip bizleri üzmeyin. Ben de sizin baronumuz olmanızı öneriyorum. Kabul edenler? Ben bugüne kadar kendim için bir şey istemedim. Ve görüyorum ki bugün herkes benim gibi bizim için en iyisini istiyor. Yüce baronumuzu makamına davet ediyoruz. Kardeşlik sadakattir. Düşmanlarımızdan biri artık yok. Kirve. İçimizde dengeler kurmaya kalktı. Gücümüzü parçalamaya çalıştı. Kısmen başarılı da oldu. Bugün aramızda Hüsreva ve Lazia bu nedenle yok. Bütün bunların neticesinde Kirve layık olduğu cezaya çarptırıldı. Tahmin ediyorum sırada İbrahim Ağaskalı var. Onun düşmanlığı apaçık ortadadır. Ve bizlere çok zarar vermiştir. Ayrıca Sayın Karahanlı'nın son arzusudur. Benim için dikkate değer bir unsur İbrahim Ağaskalı. Samuel kardeşimiz bana ve Sayın Karahanlı'ya bu konuda haklı uyarılarda bulunmuştu. Teşekkür ederim. Konseyi, dünyayı, ilişkileri anlamayan bir insanı nasıl baron seçtiririz? Hadi diğerleri deli. Sen buna nasıl izin verirsin ha? Karahanlı dönemi bitti. Üstelik başarısızlıkla bitti. Baronumuz öldürüldü. Sen daha dünyaya bunu nasıl anlatacağını bulamadan Polat Alemdar'ın baronluğunu nasıl anlatacağını mı düşünüyorsun? Biz olmazsak o baron olamaz. Biz olmazsak sen olamazsın Samuel. Dengeleri alt üst ettiniz. Bazı zamanlar vardır ki adaletin terazisine kuş tüyü ağır gelir. Dengeyi bozma Samuel. Seni ben bile kurtaramam. Elinizdeki liste dünyaya hükmeden kuruluşların listesidir. Bilderberg. Dünya hükümeti olarak da bilinir. Soğuk savaş döneminin ürünüdür. 1954'te kurulmuştur. Amerika ve İngiliz hegemonyasını dünyaya yaymayı amaçlar. Adını ilk toplantısını gerçekleştirdiği Hollanda'nın Bilderberg Oteli'nden alır. Üyeleri dünyanın siyaset, finans, uluslararası ilişkiler, ekonomi alanında önde gelen isimlerdir. IMF ve Dünya Bankası yöneticileri değişmez konuklarıdır bu toplantıların. Her daimi üye toplantıya iki kişiyi de getirme hakkına sahiptir. Her sene toplantısı değişik bir ülkede olur, toplantılar ve gizlilik esastır. Konuşmalar dışarıya yansıtılmaz. Aldığı her kararı her ülkeye dayatma gücüne sahiptir. Bu toplantılara katılanların önleri mutlaka açılır. Sadece siyasi kararlar alınmaz.
Ekonomik kararların yanı sıra büyük ortaklıklar da buralarda kurulur. Türkiye'den katılanların listesi var mı? Var. Burada en önemli unsur, bir adamı dünyanın herhangi bir yerinde bir göreve getirmek için tam teslimiyet şartı aranır. Bu teslimiyet ihlal edildiğinde şahıs çoktan tarih olmuştur. Peki sizden sonra? Bildiğim kadarıyla çocuğunuz yok. Benden sonra nasılsa dünya eskisi gibi olmayacak. Benim bildiklerimi çocuğumu bilmesine gerek olmayacak. Dolayısıyla çocuğa da gerek olmayacak. Bütün toplantı boyunca ne düşündüm biliyor musunuz Samuel? Sizin bizim için ne kadar önemli olduğunuzu. İyi ki varsınız. Polat Alemdar, Mehmet Karahanlı'nın oğlu Nizamettin. Bu nereden çıktı? Mehmet Karahanlı'nın oğlu Aslanak Bey tarafından kaçırılmış. Yetimhaneye verilmiş. Oradan da Candan ailesinin yanına. Ali Candan kimliğiyle okumuş, dışişlerine girmiş. Dışişlerine girmeden önce tabii ki gizli teşkilat KGT'ye alınmış. KGT için yurt dışında görevlerde bulunduktan sonra Türkiye'ye çağrılmış. Öldü süsü verilmiş. Ve estetik ameliyatla Polat Alemdar haline getirilmiş. Kabadayı Duran Şatıroğlu'nun yeğeni olarak mafyanın içine sızmış bir devlet görevlisi. Bunu Mossad'dan mı öğrendin? Hayır Nizamettin, hayır. Elindeki dosyada estetik ameliyatların kimler tarafından yaptırıldığı bile var. Eminim hep söyledin. Sen bunu biliyor muydun? Sen bunu biliyordun. Her şeyi biliyordun değil mi Nizamettin? Hayır. Yalan söylüyorsun. Samuel, git evine dinlen. Seni hiç iyi görmüyorum. Sağlığını kaybetmişsin. Bu bende kalsın. Doğruluğunu araştıracağım. Arabada bir kopyası var. Bana kim bilir kaç kere daha yalan söyledin. Senin için üzülüyorum. Hastasın sen. Bütün bu şizofreni baronluğu kaybettiğin için mi? Seninle görüşeceğiz. Güvenliği olağanüstüdür Samuel. Bomba büyük ihtimalle yolda seyir halindeyken başka bir araç tarafından yerleştirildi. Bunu yapacak teknoloji Mossad'dan başka kimde var? Bombanın menşeiyle ilgili bir bilgi var mı? Efendim, mıknatısla arabanın altına yerleştirilmiş. Kuvvetle muhtemel yolda yerleştirilmiş. Buna benzer bir suikast İsrail'de Filistin'in lidere karşı gerçekleştirilmişti. Adamı Mossad koruyorken nasıl Mossad gelip adamın arabasının altına bomba koyacak?
Ona sinyal yollamışlar. Elektronik beyni olan arabaların çalınma riskine karşılık uydu üzerinden aracı kilitleme opsiyonu var. Onu kullanmışlar. Aferte malum ex vobis. Ne oldu? Her şey normaldi, ben de anlamadım. Samuel Vanon'u, ömrünü, enerjisini, birikimini, bu ülkenin gelişmesi, ilerlemesi ve zenginleşmesi için vakfetmiş, bu topraklardan aldığını, bu topraklara fazlasıyla ödemeye çalışmış bir iş adamıydı. Samuel Vanon'un arabasının altına yerleştirilen bomba, sadece bir şahsa, bir gruba, bir cemaate değil, toplumun en önemli dinamiğine yerleştirilmiş ve patlatılmıştır. Bu dinamik ise Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, Balkanların ve Kafkasya'nın tek model ülke olma dinamiğidir.